Merhabalar, zaman ışık kelimelere hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Türk şiirinin usta şairlerinden Refik Durbaş. Bizi kırmadığı için, programımıza katıldığı için kendisine teşekkür ediyorum ve hoş geldin diyorum. Merhaba abim. Hoş bulduk. Şöyle belki bilmeyenler, merak edenlerin de öğrenmek isteyecekleri gibi doğduğunuz yerden başlasak, sizin üzerinizde tesiri olan birkaç şehir, Erzurum desek, oradan İzmir, İstanbul, araya başka yerler de girer belki, Mardin gibi falan, ama ilk izlenimler, yani sizi sözle, belki sözlü kültürle buluşturan, yani o ortam, anneye babaya dair. Çünkü bir tarafınızın da anne tarafından Karadenizli mi aslında, Yusufeli'ye doğru Artvin'le bir bağlantısı da mı var? Yok. Yani babam Kafkaslardan, Dağıstan'dan geldiğimizi söylerdi ama hiçbir belge, bilgi yok. Öyle bir rivayet. Erzurum'un Hasankale kazasının, o zaman nahiyeydi Horasan. Horasan'ın Sanamer köyü. Sanamer köyü sonradan adı Kuşburnu oldu. Kuşburnu çoktu. Şimdiki adı da Hacı Süleyman mıdır? Öyle bir şey. Peki. Hatırlamıyorum. Doğum şeyim, nüfus kağıdım bağlı yer Sanamer ama anneme göre doğum yerim Erzurum. Erzurum, Horasan'dan Erzurum'a geliş gününü de hiç unutmuyorum. Böyle bir trene bindik. Üç gün, üç gece dört gün yolculuk. Eskişehir'de aktarma oldu. O bir şiirimde var. İşte annem, kız kardeşim, trene nasıl bindik, işte el sallıyor, işte mendilim, bilmem neyim böyle. Ondan sonra İzmir macerası başladı. İzmir lise, İzmir'de lise okudum. İzmir'e geldim, ilkokulu. İzmir'de bitirdim, 4-5'i. Ortaokulu 1'le 2'yi Salihli'de okudum. Babam su işleri yapıyordu. Salihli içme suyu şeyini, inşaatına başladı. 1'le 2'yi orada okudum. İşte ilk okuma şeyleri orada başladı. Orada çok uçurtma uçuruyordum. Uçurtmaya elbette bir şeyi vardı. Hatta böyle makara ipiyle uçurtma uçururduk. Pelür kağıttan yapardık. Hafif bir rüzgarı vardı. Sonra bir gazetecide böyle Nat Pinkerton, Sherlock Holmes, bunlar böyle şey 16 sayfalık broşürler gibiydi. Daha doğrusu okulun kütüphanesinde Robinson Crusoe'u gördüm. Onu oturdum, o gün bitirdim yani. Çok şey, çarpıcı geldi. Ya okumak böyle bir şey. Çünkü bizim evde o zamana kadar kitap yoktu. Bir tek şeyi hatırlıyorum. Babam Cumhuriyet Gazetesi okurdu. Bir de evde Kerem İlaçlı kitabı vardı. Ama bu böyle hani cami oğulları satılan kitaplardı. Herhalde babam camiye giderken oradan almış. Onu okurdu. Bazen türkü falan söylerdi yani. Bir de tabii Kur'an-ı Kerim vardı. Başka kitap olan başka bir şey yok. Hazreti Ali'nin cenkleri olabilirdi belki. Yok, onlar yoktu. Evet. Ortaokulu son sınıfı İzmir'de okudum. Lise 1'e geldim. Yine işte telden araba yapıyorum, uçurtma uçuruyorum. Böyle pek kitap okuduğum falan şey yok. Lise 1'in sınıfta İsmet Kültür diye bir edebiyat öğretmeni geldi. Bu öğretmen yaşlı, Kurtuluş Savaşı'nda İzmir basında büyük işte hizmetler vermiş. Hasan Tahsin'in arkadaşı, Asım Kültür'ün kardeşi. Bu derse girer girmez Nihat Sami Banarlar'ın edebiyat kitabı vardı. Çocuklar dedi, bunu dedi hemen dedi sıranın altına kaldırın. Bu kitabı okumayacağız.
Herkes de burada Türkçe konuşuyor. 5 garanti. Bir sömestrde bir kere yazılı yaparım. Gideriz şeye. İsterseniz kitaba bakın. Yalnızca kitaplarınıza götürün. Kopya çekin çekmeyin. Beni ilgilendirme anlarım ben dedi. Kimin kopya çektiğini. Öcebinden Yunan klasiklerini nerede Antigone çıkardı? Başladı okumaya. Şimdi dedi, ben dedi yarın koridora kitap getireceğim dedi. Banait Israti, Said Faik, Erkis Kalkbel, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, yerli yabancı. Varlık yayınları, YTP yayınları, kitaplar 1 lira, 2 lira. Bir arkadaşınız dedi bundan sorumlu olacak. 1 lira kitaba her gün 5 kuruş, 10 kuruş taksitle parasını ödeyecek. Ve dedi kompozisyon yazacağız. Gerçekten ertesi gün kitapları getirdi. Biz kitaplara üşüştük. Yalnız dedi ben sizden şey istemiyorum dedi. Yani okuduğunuz anladığınız değil. Bir defter alın. Ben işte kitabın adı Baba Evi. Yazarı Orhan Kemal. 20 sayfa, 120 sayfa. Fiyatı bu kadar. Yani evi şu. Ben bu kitabı şunun için okudum, şunun için sevdim. Bir cümle yazar ister yazma. Ondan sonra kompozisyon yazmaya başladı. Ne yazacağız? Mahallede diyor ne yapıyorsunuz? Oyun oynarken de aklınıza geliyor. Arkadaşımla ne tartıştın? Aklına gelen şeyleri iki sayfa yaz. Alıp götürüyor, okuyor, sonra getiriyor. Bak işte Türkçesi şöyle olmuş, bunu şey olmuş. Ben de Karanlık diye bir hikaye yazdım. Karanlık. Bunu dedi, okudu. Çocuk Haftası dergisi var. O zaman kadar bilmiyorum ben. Oraya gönder dedi. Ben el yazısıyla, o zaman daktilo maktilo nerede? Deftere yazıyorum hikayeleri. İşte iki tane beyaz kağıt aldım. Özüne bezene yazdım, hikayeyi gönderdim. Baktım işte bir hafta, 10 gün sonra benim hikaye çıkmış. Zaten küçük böyle bir dergi. Derginin kenarında şu kadar böyle 6-7 santimlik bir yer. Ya dedim, ben 20 sayfa yazdım deftere. Bu da bu kadar bir yer tuttu. Ben bunu fiyer olarak yazsam daha şey olur. Fakat yani şiir de aklımda bir şey. Yağız atlar kişne diye meşhur kırba şakladı. Bir dakika arabayla da durakladı. Faruk Nafiz Zaman. Okuldaki güzel Faruk Nafiz. Okuldaki öğretilen şeyler. İşte bu vatan kimin bilmem. Bu vatan kara toprağı altında. Yani okulda. Müfredat şairler. Defterdeki şey. Edebiyat kitabı şiirler. Daha Nazım'la falan hiç karşılaşmamışsın. Yok. Nazım'la şey oldu. Sonra bir gün işte kemer altında atölyelerin kitabını gördüm. Sisler. Bulvarı. Yağmur kaçağı pardon. Hı. Yağmur kaçağı. Böyle tahta renginde bir kağıda kapağı basılmış. Onu aldım eve gittim. Çarpıldım ya dedim böyle demek ki yani şiir böyle bir şeymiş. Ve başka bir defter alıp ona benzer şiir yazmaya başladım. Ama bu arada şeye sordum. Hocayla artık samimi konuşuyoruz. Dersten sonra da işte yazılara bakıyor. Benim ona bazı şeyler soruyorum. O cevap veriyor. Nazım Göt'ü sordum ona. 3 tane şiirini çıkardı, verdi bana. Biri vapur, bir vapur geçer Varnova'da. Biri o Hanımeli, hani küçük bir bahçesinde Hanımelileri açan. Bir tanesi de Salkım Söğüt. Ama şey demedi yani bu adam
kötüdür, komünisttir, bundan nedir, yasaktır, masaktır demiyor. Bunun şiirleri dedi pek bulunmaz dedi. Ben bunları da dedi. Orhan Buruyan'ın Kurtuluştan Sonrakiler antolojisinde şey yaptım dedi. Ama o üç şiirin tabii o zamanki bende şeyi yok. Yani öyle şiir yazayım. Yani ne öğreneceksin? Üç tane şiir zaten. Tesiri olmadı yani. Adil Yanan'ı okuyunca ben bir deftere böyle, hatta 2-3 defter oldu. Onun gibi şiir yazmaya başladım. O mesela Sisler Bulvarı demiş. Ben şey diyorum işte, Gilde Bulvarı'nda bir kadın ağlıyor dedim. Ona öykünerek yani. Ona öykünerek. Bir anda da şimdi düşünüyorum, ulan zaten o zaman hangi kadın elini tuttum ki? Hangi kadın vardı hayatımda böyle? Tutamadığın için yazıyorsun belki de, biraz öyle mi ya? Sonra dergileri keşfettim. İşte Dönüşüm, Değişim bir dergi çıktı. Evet. Sevgi Sosyalların çıkardığı. Sonra ikinci yeni şiirini keşfettim. Ve Atilla'yı bırakıp sonra ikinci yeni şiiri gibi şiirler yazmaya. Kim vardı abi mesela ikinci yeni içerisinden yakınlık duyduğun, yani bir gönül bağı hissettiğin ses olarak da? Cemal Süreyya. Hatta Cemal abinin üvercin kası bulunmuyordu. Yeritepe basmış. 58. 58'de biz Özkan'la 61 mi? 61'di galiba. Özkan Mert'le Samim Kocagöz'ün evine gittik. Orada Samim Kocagöz'ün kitaplarında şeyi gördük. Üvercinka'yı. Ben Üvercinka'yı çaldım orada. Sonra da Samim abiye söyledim. Senin kitabı çaldık diye. Sonra alırsın bir tanesi, bana getirirsin dedi, bulursun dedi. Çünkü o zaman İzmir'de Samim abi de Halil Kocagöz vardı, o da şair. Evet. Onlarla konuşuyorduk. Asıl beni yani ikinci yeni şiirinden sonra dönüştüren 62-63 yılında sanıyorum Türkiye İşçi Partisi'nin kongresi oldu İzmir'de. İzmir'deki. Bizim lisenin tam karşısındaydı. Gençlik kollarında canım sen. Yani sonra işte o kongreye gittim ben. Çünkü o sırada da biz bir de İsmet Hoca'yla Genç Kalemler diye bir dergi çıkarmaya başladık. Bu şey, kitap boyunda bir şey, dergi. Dergide lisede, Namık Kemal Lisesi'nde kompozisyon, yani çocuklar kompozisyon derslerinde yazdıkları yazıları, şiirleri oraya koyuyorduk. Evet. Ben de o derginin, hem o dergi için şey yapmak için kongreye gittim. Yaşar Kemal kongredeydi. Selahattin İlhan, Demir Özlü, yani yazarlar, çizerler. Hatta Yaşar Kemal'e 3 tane soru sordu. Böyle kısa kısa. İşte yazarın ülke kalkınmasındaki yeri neydi falan diye böyle şey, afaki şeyler. Yaşar'a bir de ayaküstü böyle cevap vermişti. Bu derginin birinde yayınlandı. Şimdi diyorum ki Yaşar abiyle benim de röportajım var orada. Orada duruyor. Bu Evrim dergisinden bahsetsin galiba. İşte o İzmir'de o sırada böyle bir hareketlilik oldu ne olduysa. 4 gazete vardı. Çıkan Yeni Asır, Ege Ekspres, Sabah Postası, Demokrat İzmir. Demokrat İzmir dışında 3 gazete haftanın bir günü şiir sayfası yapmaya başladılar. Pazartesi günleri bir sayfayı gençlerin şiirine ayırıyorlar. Hatta Nait Ulvi Akgün de o sırada şair, Ödemiş'te felsefe öğretmeni, o çarşamba günü gelip o şeydeki şiirlerden seçmeleri, bir seçme yapıyor. İzmir Radyosu'nda çarşamba akşamı işte yarım saat var, 15 takım yarım saat mi ne?
o şiirlerden beğendiklerini okuyordu. Benim ilk şiirimde o zaman 62'nin Şubat'ıydı galiba. Ege Express'te çıktı, Velvele. Evet. Çarşamba günü de o şiiri haftanın şiiri olarak Nait Uli okudu. 12 Şubat 1962. Evet, 62. O gazetelere gidip gelirken bir şey oluştu. Bir arkadaş çevresi, şiir yazanlar. İşte küçük hikaye yazanlar. Veya işte edebiyata meraklılar. İzmir'den bir Gündüz Badak diye bir arkadaşım bunlardan biriydi. Gündüz Badak. Bu Ödemiş'te öğretmenlik yapıyordu. İzmir'e geldi. Hatta İzmir'de şey. Onun şeyinden çıktı ya, bir dergi çıkaralım dedi. Bu kadar genç var. Çünkü o yıllarda Basın İlan Kurumu edebiyat dergilerine reklam veriyordu. Arka sayfalarını kendi reklamını veriyordu ve bir para veriyordu. Biz baktık, bir dergi için 6 sayı çıkacak. 6 sayıdan sonra alıyorsun ilanı. 6 sayı çıkacak. 750 lira para veriyor. Telif hakkı falan yok tabi. Bizim dergide 600 liraya çıkıyor. 24 sayı çıktı böyle. Aylık olarak mı? Aylık olarak. Derginin sahibi şeyi Gündüz Badak gözüküyordu. Ama bütün işlerle ben uğraşıyordum. İç kapakta sadece şey yazıyordu. Bu sayı hazırlayan Refik Durmaş diyordu. Asıl ilk şiirler orada yayınlandı aslında yani. Asıl şiirler orada yayınlandı. Bir de İzmir işte o mesela orada onlar bir gruptu. Metin Altıok, İrfan Tan, Bozkurt Kemal Yücel, Kamuran Arputlu. Metin Altıok pek fazla şiir yazmıyordu. Mesela bizim Evrim'de iki tane kısa oyunu var, tek perdelik. İlk yani, yazdığı eserlerdir bunlar o zaman yani, yeni yazmaya başladı. Onları işte bu şeye, otokopçu köprüsüne verdim. Evet. Abi ilk kitap Kuş Tufanı 1971 ama senin şiire başladığın ve yayınlamaya başladığın tarihi düşündüğümüz zaman sanki gecikmiş bir kitap. Yani bir 10 yıl sonra. Kuşaktaşlar ise işte Atol Beyramoğlu, evet. İsmet Özeller, Egemen Börközler falan daha önce yayınlamışlar gibi. Bir acelen olmadı mı bu kitap konusunda ve kitabın çıkış serüveniyle ilgili ne anlatmak istersin bize? Acelem olmadı çünkü beni aceleye itecek bir neden yoktu. Kimse gelip de bu şiirlere basalım demedi o zaman. Ama önce şunu anlatayım. Nasıl toplumcu şiire dönüştü ikinci yeniden? Evet, geç. İşte başlangıçtı. İkinci, çünkü başka örnek yoktu. Yani önümüzde Rıfat Ilgaz'ı bilmiyordum. 40 kuşağını yani. 40 kuşağı. Ahmet Arif'i bilmiyordum. Arif Damar'ı bilmiyordum. Rıfat Ilgaz 1952'de Üsküdar'da Sabah Oldu şiirine bir daha şiir yazmamış, yayınlamamış. Bunlara ulaşacak kaynak da yok. Yani bir de yani İstanbul'da bir de İzmir daha taşra o zaman. Böyle bir tane milli kütüphanesi var. O da hani her zaman açık değil. Fazla kitapçı da yok. Şiirler dolaşmıyor yani, dolaşımda değil. Yani. Şiir dolaşımda değil. Bir de tabii 68 olayları çok etkiledi. İşçi Partisi'nin o dinamik şeyi, işte bir meclisi adam milletvekili. Evet, sokmaz 15. 68 olayları, bu işgaller, boykotlar. Hepsini tanıyorsun, şey yapıyorsun. Bu sefer hani ben hep şeyi düşündüm. Yani ben kendi hayatımı yazarsam şiir olur. O yüzden bazen diyorum ki benim şiirim
otobiyografik bir şiir. Çoğunda kendi hayatım var, kendi arkadaşlarım, kendi gizli akrostiş şiirlerim var. Mesela bir kıza aşık olmuşum, onun adıyla benim adım o şiirin şifrelerinde, şifrelerinde saklı. Hmm. Kuş tufanı bir ortak çalışmanın ürünü olarak çıktı. Kitabım yoktu, Sait Maden'den fikir çıktı. Sait Maden dedi ki, ben kitabın kapağını alacağım, desenini yapacağım, bastıracağım. Ali İbrahim Bağır Soyut Dergisi'ni çıkarıyordu, şiirlerim orada çıkıyordu. O ben kağıdını alırım dedi. Bekir Yıldız'ın matbaası vardı, Bekir Yıldız kitabın dizgisini yaptı. Ben Cumhuriyet'e girmiştim, 90 lira şey vardı, bunun cilt parası. O zaman iki ikramiye vardı yılda. Bir ikramiye aldım, 90 liraya oraya vardım. 1000 kitap basıldı. Kitap çıktı Şubat'ta, Mart ayında darbe oldu. Kitap öyle gümbürtüye gitti. Yani ortadan kayboldu. Ben de bir tane var. Tabii şiire, o şeye geçince, Nazım Hikmet'in şiiri yayınlandıktan sonra Ruvayi Milliye Destanı, evet, Yön Dergisi'nde 65-66'da şiirler de çıktı. Dört Hapı Sağ'dan işte Ruvayi Milliye Destanı, Şeyh Bedrettin Destanı. Mesela Şeyh Bedrettin Destanı beni çok etkilemiştir. Benim şiirimde kullandığım hikaye şeyini, tahkiyeyle anlatmayı Nazım'ın. Biraz Nazım'ın o şiirde borçluyum. Hmm. Yani o Beyaz Kehribar'daki Kampanya'daki, evet, kimse ikinci baskıdaki o bir çocuğu matbaa şeyde Çaylar Şirket'ten oradaki hikayeler hep şeyi düşünerek şey Bedrettin'i. Bu da benim toplumcu şiire gitmeme lazım büyük bir şey oldu. Ondan sonra Ahmet Arif'i keşfettim. Evet. Ahmet Arif'in şiirleri 67'de Soyut Dergisi yayınladı. Diyarbakır'dan birisi göndermiş. Güner Altıntaş vardı, onun arkadaşı. Cemal Süreyya bir ön söz yazdı. Dağların üzerinde mi? Dağların rüzgarlarını toplayıp şehre dağıtan gibi, değil mi? Öyle bir ön söz yazdı. O şiirler çıktı. Fakat şiirlerin tamamı kulaktan dolma olduğu için yanlıştı. Hmm. Ama biz o zaman bilmiyoruz ama Ahmet abi sonra, Ahmet Arif öyle anlattı. Soyut Dergisi 1000 basıyordu. 500 tane satıyor, 500'ün depoda duruyordu. Ayırıyordu. Ahmet Arif'in olduğu o sayı 3 günde bitti. Dergi ikinci baskı yaptı, 2000 daha. Öyle o kadar şey, ilgi gördü yani. İlgi gördü. Sizin yolunuz nasıl kesişti? Karşılaşmanız? Ahmet abi TÜYAP'a fuara gelmiş. O zaman kitaplarını şey basıyor, Cem Yayın Evi, Ali Uğur, dedi ki o akşam bir yemek verecek, Ankara'da gelmiş Ahmet abi, Kumkapı'da bir lokantanın üst katını kapatmış, sen de gelsene dedi bana. Ben de Cem Bey'in evinde, bizim editör diyorlar ya, eskiden beri orada böyle Ali'ye işte şu kitabı basalım, kitabı basalım yardım ediyor. Gittik, Ahmet abi oturuyor, yanında İlhan Selçuk, yanında Tarık Ziya Ekinci, burada Ümit Fırat, Ümit Fırat'ın yanında ben, işte böyle 20-25 kişi, Rahmi Saltuk. Böyle konuşuyoruz. Ahmet abi şiir okumaya başladı. Ümit Fırat da çok iyi arkadaşı. Dedim ki ulan keşke dedim
teybi getirseydim de yanında olsaydı da sesini alsaydı. Dedi ki seni vururdu dedi. Hiç öyle şeye tahammül yoktur dedi. Oo, ilginç. Ümit Fırat. O gece böyle şarkılarla, türkülerle, şiirlerle dinliyoruz böyle. Müthiş bir gece oldu. Ertesi gün gazeteye gittim. Hasan Efendi var işte, Nadir Bey'in şeyi. Dedi ki İlhan Selçuk seni çağırıyor. İlhan odasına gittim. İlhan Selçuk dedi ki ya dedi akşam, dün akşam senden çok bahsetti dedi İlhan, şey, Arif Damar. Seni çok seviyor dedi. Sen bununla bir konuşma yapsana dedi. Bunu yapalım, ne yapmayayım dedi. Bir de dedi şey, ne diyorsun bu konuda? Bir mısra var, onun bir mısrası. Yakana kan gülleri takayım, bir öne bir bu yana. Bu Enver Gökçen'in mi? Yoksa Ahmet Arif'in mi? Hangisi? Hmm. O tartışma sürdü tabii daha sonra. Ben ona sana sordum. Ahmet Arif'i. O dedi ikimiz de değil dedi. O bir halk türküsü. Doğrudur. O öyle almış, ben böyle almışım yani. Ama hangisi önce, hangisi sonra şey değil. Hangisi sonra oldu. Ve yani Enver abiyle konuşmadım ama zaten şeyim yoktu. Şey, hiçbir kötü şey söylemedi. Ahmet abi. Röportaj yaptınız mı şeyden? Ahmet Arif'le. Yaptım röportajı. Onun dışında da söylemedi. Fakat ben 6 ay uğraştım. Çünkü telefon ediyorum. Yeğenim bugün hastayım, yarın gel. Bugün hastayım. Şey. Ve sonunda izin çıktı. Gazete bir otel, bir oda kiraladı. Ben gittim. 10 gün, 15 gün falan. Ahmet abiyle öğlende buluşuyoruz. Şey, Arif abiyle otelde buluşuyoruz. Ben teybi çıkarıyorum. Soruyorum, anlatıyor. Sonra otele gidiyorum ben, onu çözüyorum. Akşam bir daha buluşuyoruz. Çözdüklerimi anlatıyorum. Bu Diyarbakır'da mı oluyor? Ankara'da. Ankara'da. Çankaya'da, Ankara'da. Okuyor. Diyor ki yeğenim burayı çıkaralım. Bu gençlere kötü örnek olur. Olmasın. Peki orayı çıkarıyoruz. Ve bu böyle 15 gün sürdü. Ben 8 tane bant. Doğru. Ve konuşma bittikten sonra bütün o şeyi de kitap olarak gönderdim ona. Bak dedim yani burada senin beğenmediğin, şey yapmadığın ters bir şey var mı? Vizelenmesi için gönderiyorsun. Orada bile Handels'in adını yanlış hatırlamış. Düzeltir sonra. O kitap basılırken ki müsbette de orada duruyor ben düzelttiği yerler. Bir de Cumhuriyet'te bu yayınlandı. Cumhuriyet tiraj aldı. Fiyat arttırdı aldı. Tefrika yani peş peşe yayınlandı. Evet. Bir hafta tam sayfa Ahmet Arif'in el yazısı şiirleriyle şeyle ve her gün bana mektup yazarak aman şurayı düzelt, şurası şey olmasın. Dün böyle çıkmış, böyle olsun. Ve söz verdik. Bu kitap bundan sonra yani o konuşma üzerine ekleme çıkarma yapılamayacak. Yapılamayacak. İkinci baskı yapıldığı zaman da aynen o şey korundu. Şey oldu. Bu şeyi de gösteriyor bize abi. Yani o dönemde bir şaire bu kadar bir ilgi. Evet. Yani bir tane görevlisini maaşlı elemanını gönderip 10-15 gün ona şimdi tahsis edebiliyor. Zaten Ahmet Arif'in kitap çıkarmasıyla da şuradan kaynaklanıyor. Bunlar Mustafa Ekmekçi, Cüneyt Arıca Yürek, Ahmet abi Çankaya'da oturuyorlar. Ahmet abi de Arif abi de Ekmekçi Cumhuriyet'te, Hürriyet'te, Cüneyt Arıca Yürek, Medeniyet Gazetesi'nde
çalışıyor. Gazeteciler kooperatifine girmişler, bir para ödeyecekler. Tabii şey, Arif abi, şey, Ahmet abinin durumu iyi değil. Arif abinin durumu iyi değil. Cüneyt diyor ki, ya diyor, ben diyor Cüneyt abi, ben diyor bunu görüyorum diyor. Senin kitap Bilgi Evi'nden çıktı. Böyle var şey, koli koli Anadolu'ya gönderiyorlar. Sen kaç para aldın orada? Yani kitap çıkalı 67-68 mi ne? 3 yıl 4 yıl olmuş. Bir telif hakkı kalmış. Hatta sonra dedi ki Ahmet abi, evlendim dedi. O gazete artıkları, gazete, kitap artıklarından şeyler, kağıtlar var. Davetiye bastıracağız. Onun bile parasını teliften kesti dedi. Anladım. Şey, küflü. Ahmet küflü. Ahmet küflü. Bunu biz basalım diyor. Ben gazeteden kağıt alayım. Bir maddeye anlaşalım, biz basalım. Hiç olmaz, oradan gelen para şeyi öder. İşte, kooperatif. Evet, evet. Taksidin. Taksini öder. Hmm. O sırada Cem Beyinler'in sahibi Oğuz Akkan Ankara'ya gidiyor. Erdal Öz de Ankara'da Sarı Kitabı'nda. Erdal'la konuşuyorlar. Erdal diyor ki, ya diyor böyle burada bir şair var. Küfrü basıyormuş hemen. Bir yemek yiyelim diyor. Akşam yemeğe gidiyorlar. Şey diyor ki Cem'in sahibi Oğuz Akkan, Ahmet Bey diyor, ben diyor şey alırım. Ben bu kitabı 3 ayda bir bitiririm. Her baskı için sana 5000 lira gönderirim. Zafer Çarşısı'na gidersin. Orada Süleyman bilmem ne var. Paranı alırsın. Ondan paranı alırsın. Ve gider diyor ki, ben anlamam, ben hallederim avukatları diyor. Sen karışma. Orada bir sözleşme yapıyorlar şey, bu durumda. Giderken de bunun cebine bir zarfı içinde 50 lira koyuyor. Oğuz Bey. Filinte yeni doğmuş. Filinte bir şey alırsın diye. Nitekim 1971'den 81'e kadar ben Cem'de çalıştım. Kitap orada kaldı. Kitap olarak 3 ayda bir baskı yaptı. 5000 bitiyordu. 81 12 Mart 12 Eylül geldiği zaman gençlerin başına iş gelir diye kitabın yayınlanmasını istemedi şey. Ahmet Arif. Ahmet Arif. Bu ilginç. Çok gençlere şey yapıyoruz. Korsanları da hesaba katarsak herhalde bir 500 baskı evet. Yapmıştır yani Türkiye Edebiyatı'ndan. Korsanlar çıktı. Refik abi, Cağaloğlu'nun ve Cumhuriyet Gazetesi'nin düzeltmen servisinde bulundum uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ve orada bir gelenek oluştu. Şairlerin, yazarlar orada müsahillik yapması bugün de devam ediyor. Bunun şiir serüvenine bir katkısı oldu mu? Cağaloğlu bir üniversiteydi. Yazarlar, şairler, akademisi, bütün gazeteciler, öğretim üyeleri, entelektüeller Cağaloğlu çevresinde, Beyazıt'ta üniversite çevresinde, yani Fatih, Gedikpaşa, Cağaloğlu böyle bir entelektüel çevreydi. Cumhuriyet geleneksel olarak yıllardan beri düzeltme olarak yazar çizer çalışırız. Mesela bir tanesi bunlardan Nail Vahdeti'dir. 30'lu yıllarda düzeltmenlik yapmış. Hatta Yunus Nadi'nin bir yanlışını düzelttiği için Yunus Nadi ona bir cep saati vermişti, onu göstermişti. Ben Cumhuriyet'e girdiğimde Doğan Hızlan, Konur Ertop, Kemal Özer, Adnan Özalçınar, Mustafa Baydar, bir de Yaşar Kemal'in yeğeni Zeki Yücel vardı. Kadro 6 kişiydi. Zeki askere gidince
Ben Yeni İstanbul'da müsahittim. Yeni İstanbul Cağaloğlu'na gelmişti. Bir gün Konur Ertop gördü. Eski yazı bilen müsahi arıyorlar. Çünkü Burhan Felek yazılarını eski harflerle yazıyor. Arapça, Farsça bilen mi? Arapça, Farsça da bileceksin birazcık. Ben Cumhuriyet'e 69'da girdim. Saat 5 ve 6'da işten çıkarsın. Pierre Loti'de oturursun. Hilmi Yavuz gelir. Doğan Hızlan gelir. Demir Özlü gelir. Orada edebiyat konuşulur, şiir konuşulur. Daha sonra meyhanelere dağıtılır. 20 yıl çalıştım. Orada hiçbir zaman, hiçbir dönemde bir sözlük olmadı. Çünkü hepsi dil kurumu üyesi. Türkçeyi çok iyi biliyorlar. 83'te askerden geldim. Hepsi gitmişti. Kadro ve gazetede eski sistemden ofset sistemine geçmişti. Ben servis şefi oldum. Düzeltme servisi şefi. Bütün ne kadar şey varsa Türkçe'de sözlük alıp bizim odaya koyduk. Çünkü yeni gelen gençlerin çoğu Türkçe'yi bilmiyordu. Şey de var değil mi Refik abi, bir röportaj yazarlığın, bir ödül bununla i̇şte beraber. Sonra işte bu, ben askerde bile onbaşı olmadım. 20 kişi olduk. 20 kişiyi nöbetini yazmak, bilmem mesaisini yazmak ancak 5 yıl dayanabildim. O sırada yazılar da yazıyordum gazetede. Hasan Cemal ile genel yayın müdürü Konur Ertuğ, Okay Gönensin. Sen dediler bunu bıraksan sadece yazı yaz. Ve ben ondan sonra röportaj yazarlığı. Anadolu'yu 5-6 yıl içinde gezmediğim yer kalmadı. Bu daha sonra şeyde de devam etti. Yeni Sabah gazetesinde, Yeni Yüzyıl'da. Tabii bu benim şiirime çok büyük katkıları oldu bunun da. Iğdır'dan Yalova'ya, Sinop'tan İskenderun'a Türkiye'nin gezmediğim, yani bir Muş'la Hakkari il merkezini görmedim. Ama bunun dışında Yüksekova'ya, Çukurcu'ya kadar falan gittim. Gezmediğim köy, kasaba kalmadı. Bu Mardin'de de bir akrabalığın oldu dil üzerinden. Mardin bir... için bir kitap yazdım. Evet. Mardin'e çok gidiyordum. Hatta o kitabın iki mısrası Mardin'de valilik duvara asmış, öyle durur. Mardin'e gittiğimde artık beni kendileri sanıyorlar, Mardin'i sanıyorlar. Dolmuşa bilsem para almıyorlar. Lokantaya gitsem yemek parası vermiyorlar, çay parası almıyorlar. Hep taşın ve inancın yani şiiri Mardin. Evet. Bülent Dinç'in fotoğrafları da çok hoş. Evet, belki Mardin. Şimdi onu Doğan Kitap yeniden yayınlayacak, sponsor arıyorlar. Evet. Çok güzel bir kitap. Şey hatırlıyor musun abi, bu şiir üzerinden aldığın ilk telif? Telif yani. İlk telif. Para olarak mı? Papyrus. Cemal Süreyya'nın çıkardığı Papyrus dergisinin 3. sayısıydı sanıyorum. Orada bir şiirim çıktı. Ben dergiyi de dağıtıyordum İstanbul'a. Koltuğumu alıp 2,5 liranın, dergi 2,5 liraydı, 25 kuruşu benimdi. Aksaray'dan başlayıp Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy, Cağaloğlu. Şiir çıkınca Cemal abi bir 10 lira verdi. Yani dergi 2,5 lira. İlk deneyim o. O parayı uzun yıllar sakladım. Ama bir gün 5 lirasını harcadım. Çünkü o zamanlar Yeni Kapı'da meyhaneler vardı, ayakçı meyhaneleri. Bir şişe güzel Marmara şarabı, bir köfte, bir piyaz 5 liraydı. Sonra yerine koyarım diye telif hakkının yarısı öyle gitti. Yarısını daha sonra yine köfte piyaza onu da harcadık. Bir şey kalmadı. Nasıl yazarsın abi? Onu da biz sormuş olalım. Yani notlar mı alırsın? Şiiri. Ya
bir şey tasarlar mısın bir olay üzerine ya da? Yok yok yani, yok hiç. Hiç mesela bu diziyle mi başlar? Okuyacağım şiirde kızı düşünüyordum, sevgilimi. Şey geldi aklıma. Elektrik diyorlar ya, şeyi kuramıyoruz. Bağlantıyı. Dedim ki hasreti onarmayı öğrendim. Çok güzel. Böyle, hasreti onarma. Hasret nasıl onarır? Sonra bunu Facebook mu oraya koydum. Herkes bir sürü şey geldi. Usta bize de öğretsin. Ya ben bilsem yazar mıyım zaten? O şey yani böyle bir böyle cebimde defter vardır, şey vardır, kalem vardır. Aklıma bir şey gelir veya yolda giderken birisi bir laf söyler. Bir şey duyarım. Mesela İzmir'de şey vardı, eskürbacı. Eskürbacı ne? Ne demek? Eski. Eskürbacı. Eski urbacı. Adam öyle bağırıyor. Urbacı, ha, tamam. Yani eski urba alıyorum. O zaman böyle eskici. Ben bunu bir şiirde kullandım yani. Böyle bir şey gelir aklına. Ama bu gazete yazıları kolay geliyor. Ona rağmen şey, ama bir roman yazmak, bir hikaye yazmak. Şey, öyle yani başlayacağım, nerede yapacağım, bir de ayrıntısı neydi, bilmem neydi, kafam karışıyor şey. Ara verdiğin dönem oldu mu böyle uzun vadeli? Şiir. 10 yıl. Şiire. Bir greviniz var sizin, önlü bir şiir. Ha, grev. Bir gün oturuyoruz Erdal Alova, Can Yücel, o zaman Can Yücel Kuzguncuk'ta. Erdal'la gidiyoruz, Erdal da orada oturuyor. Orada vapur iskelesinde bir tane meyhane var. Onun önünde bir çay ocağı. Oturup işte çene yapıyoruz. Gırgır geçiyoruz. Can Baba ile. Bir gün dedi ki ya dedi biz niye Türkiye'de şiir yayınlamasak? Şu anda yani dedi. Bütün dergiler, gazeteler hiçbir yerde 6 ay şiir çıkmasa ne olurdu? Ne eksilir yani. Türkiye'nin ne olur? Ya ne olur? Hiçbir şey olmaz. Dedi Can abiden çıktı. Dedi ki bundan sonra şiir yok beleşe diyelim. Grev yapalım. Yapalım. Ve telefonu aldık. Şeyin kahveci. O da Karadenizli. Ben sizi destekliyorum dedi. O da sanıyor ki yani grev olursa orada toplanacak millet. Çay içeceğiz. 90 kişiye telefon ettik. Melih Cevdet'ten Cevat Çapan'a kadar kim varsa defteri çıkardı, arıyoruz. Böyle böyle grev yapıyoruz. Ölür. Cenab-ı metin yazdı. Şiir yok beleşe. Metni aldık. İmzalar da şey. 90 kişi. Ben sabahleyin götüreceğim gazetede. Cumhuriyet'e vereceğim. Buradan ajansa vereceğiz ve bir basın toplantısı yapacağız. Evet. Haber olacak. Şairlerle haber olacak. Bak sabahın bir okudum ki bildiriyi. Baştan aşağı küfür. Erdal'dırım bu böyle olmaz mı? Daha akşam canı bıraktık. Erdal'la buluştuk Kadıköy'de. Yeniden bildiriyi yazdık. Dedik okuyalım adamlara yani şey. Sonra demesinler ki benim imzamı attın. Evet. Ve 9 kişi çıktı. Grev kararı verdi. Erdal, ben, Can Yücel, Cevat Çapan, Küçük İskender, Atol Behramoğlu, Durgay Fişekçi, biri daha vardı. 9 kişi. 1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar 6 ay hiçbir yerde şiirimiz çıkmayacak. Ama şiiri yazacağız. Fakat Şubat ayı oldu. Biz yine buluşuyoruz. Kaşıntı başladı yani. Can abi geliyor bir tane elinde şiir. Ya ben bunu adama vereceğim. Baba, biz grevdeyiz. Bir de birisi şey göndermiş, resim çektirdik. Önlük. Önlük, şiir grevcisi. Önlüklere giydik, grevdeyiz. Dursun. Şeyde yayınlarız. Yok. Mart ayında bir baktık, Küçük İskender'in şiiri. Adam sandı. Oğlum ne oldu? Neye grevi kırdın? Grev kırıcısı. Hala öyle diyoruz buna. Mendil alacak param yoktu, ne yapayım?
Ama zorla zorla biz 8 kişi Haziran'a kadar şiir yayınlamadık. Devam ettik. Devam ettik. Bir antolojiler var abi. Özellikle Cumhuriyet'ten günümüzde Abdullah Nefes'le beraber yaptık. Abdullah Özkan. Özkan. Nefes evet. Nereden? Yok. Karıştırdık. Evet. Abdullah Özkan. Evet. Şey oldu mu böyle, düşman kazandırdı mı bu tür çalışmalar? Onunla ilgili bir şey söyler misin? Çok rahatsız oldum içine yok. Girip. Hatta çok memnun olanlar oldu. Mesela şeyin Behçet Necati giren öğrencileri vardır. Engin Sandar. Evet. O 62'de mi 63'de mi kitabı vardı onun. Şiir kitabı. Bir defa basmıştı. Onun bile şiirini aldım. O arayıp, ya ben işte kaç yıldır şiir yazmıyorum. Benden şiire başlamış. Belki de şimdi Fahri onun kitabını basacak. Aa, ilginç. Onu da haber vermiş olalım. Şey, bir tek itiraz eden şey oldu. Yaşar Miraç. Çünkü antoloji Yaşar Miraç'ın şiirini almadık. Unuttunuz. Unutmadık. Yaşar Miraç Yapı Kredi mi? Adam beğenilerini mahkemeye vermiş. Abdullah Özkan dedi ki, ya şimdi bunun şiirini alırsak bu bizi mahkemeye verir. O zaman Yaşar Almanya'da şey yapalım. Almadık. Ama Yaşar o kadar biz canciğeriz ki Lazzaz kitabı çıkmış Adam Beyinler'de. Ben de adama gidiyorum Beyoğlu'nda. Karşılaştık. Kitabı bana imzalamış. Kitabı vardı. Durdu. Sen ben o dedi. Edebiyatımızdan sildin mu? Sildim ulan dedim. Ne diyorsun? Ne oldu yani? Ve ne dedi? Anmamıştın antolojine. Vallahi Yaşar bu böyle böyle biraz ben de şey değil. Abdullah Özkan bundan şey yaptı. Eski değil mi ne diyeyim, imtina etti. Yaşar'la şeyimiz öyle kaldı. Bir şiir senden alalım abim. Böylece kapatalım. Bu kitaplarda olmayan son yazdığım bir şiir. Menekşe. Şarabım yarım kaldı. Menekşe vaktinde. Gittin, hasretin geldi. Sabır nereye kadar? Başını omzuma koymuştun. Menekşe vaktinde. Yıldızları saymıştım. Saçlarının sarısında, yanağının kokusunda. Şimdi senden uzakta, hasretine açık pencere. Yalnızlığa kapalı menekşe vaktinde. Hala çırağım, kalfası olamadım. Başını alıp gitmelerin. Menekşe vaktinde hasreti onarmayı öğrendim. 10 Nisan 2016. Çok teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim. Konuk ettiğin için ömrüne bereket, şiirlerine bereket. Evet, Zaman, Işık, Kelimeler programının sonuna geldik. Başka programda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.